Ben dedi, siz dedi bu evden giderseniz dedi daha kötü şeyler olacak dedi. Daha kötü şeyler olacağı bu. Başka bir şey olamaz yani. Seni Bunu mi söyledi. cezalandırmak istedi acaba? Büyük ihtimal bizi cezalandırmak istedi. Böyle bir şeye kalkıştı. Ne Çünkü bunu oluyor? söyledi. Nazlı da vardı aynı ben Şimdi odada. bak odada sizin odaya taşıyor ya yani gizli tanığı anlattığına göre çünkü birine yıkması lazım o cinayeti. O zaman çok soğukkanlı düşünsenize Yani. planlamış yani o sırada bir şok yaşamamış kendini kaybetmemiş yanlışlıkla öldürmemiş. Sabaha kadar temizlik Evet yapmış ya. sabaha kadar temizlik yapmış her Ya tarafı temizliği düzenli. bıraktım. Çocuğu hani yatağı böyle normal bir şeymiş gibi örtüsünü seriyor, yatırıyor battaniyesine, elini kolunu düzeltiyor, battaniyesini örtüyor, öyle bekliyor. Soba yakmak nedir ya? Çünkü orada bekliyor işte Evet. orada beklerken de herhalde üşüyor kendisi. Bence o sobayı da önce şey diye düşünmüştüm. Gamze işte üşümesi Bu bilmem ne. soba detayını siz çok iyi Evet. yakaladınız. Ben çok anlam veremiyordum bu soba niye sabaha kadar yandı Çünkü diye. kendisi orada bekliyor. Sabaha kadar bekliyor. Hatta jandarmalar geldiğinde orada bir duman kokusu hissediyorlar. Yani sanki sobaya Siz bunu yeni. defalarca sordunuz. O Evet. soba yeni sönmüş değil mi? Niye yeni Evet, sönmüştü diye. evet. Neden öldürdüğünü merak ediyor musun? Gizli sanığın söylediğine göre seni cezalandırmak için değil. Biliyor musun? Bilmiyorum. Kıskançlık mı? Evet. Yani o yaştaki bir kadın kimi kıskanabilir ki? Çünkü aynı kişiye yani Gamze'nin ilgi duyduğu ya da Gamze'ye ilgi gösteren kişiye annen onunla birlikteymiş. Ramazan. Değil mi? Yani insanın aklına sadece Ramazan geliyor. Benim aklıma sadece Ramazan geliyor. Evinize girip çıkan, Gamze'ye de Evet. ilgi duyan, Evet. aynı zamanda işte Turcen'e de yakınlık gösteren kişi kim? Ramazan. Yatakta DNA'nın çıkması da onu destekliyor. Yani gizli tanı Odada. ifadesini destekliyor aslında o. Evet. Acaba sizin kardeşiniz, bak ben işte oradaki o fotomontaj, o fotoğraflar fotomontaj olabilir demişti ya. Evet. Orada acaba Gamze Ramazan'la annenin beraber olduğunu belgelemiş olabilir mi? Ve Gamze'nin de bunu babasına söyleyeceğinden korkmuş olabilir mi babana? Ya olabilir de Didem Hanım ama şöyle bir şey de Çünkü düşünün. demiş Bunu ki... planlayan bir adam Aha. sonuçta bu Gamze'nin telefonunda bu fotoğraf var. Ben Çünkü... olsam aynı şeyi ben yapmış olsam ben o telefonu yok ederim. Cezaevindeki arkadaşına dediği yeni bir bilgiyi dün söyledi mi bilmiyorum, hatırlamıyorum. Mehmet Halil bunu bilse odun makinesiyle beni keserdi demiş. Yapardı. Söylediniz. Gerçekten Yapar. yapardı. Yani Ramazan'la birlikte olduğunu mu bilse keserdi? Ramazan'la birlikte olduğunu veya annemin Başka biriyle. babam annemi Gamze'nin katil olmakla şey olduğunu bilseydi gerçekten öldürürdü. O zaman Halil bunu bilmiyor. Bilmiyor. Çünkü bilseydi gerçekten yapardı. Çünkü en ufak kötü mesela başka birisiyle bile böyle yapıyor dediği zaman, böyle böyle duyduğum zaman Allah'ından çeksin, benim kapıma uğramasın diyen bir insan. Ama işte oradaki gizli tanığa demiş ki hani Mehmet Ali bilse odun makinesiyle oradaki diğer detay neydi hatırlamıyorum. Neyi bilse gizli tanığın dedikleri Yani sende de var ya. biriyle ilişkisi olduğunu duysa Erdal sanırım karısını odun makinesiyle kesmeye kalkmış. Aa. Aynı şeyi Mehmet Ali de bana yapardı demiş. Erdal senin amcan eşine odun Aldattığını makinesi. öğrendiğinde böyle bir şey yapmış galiba. Yapmıştır. Hatta o kaçıp gitti bayağı bir uğraştılar onlar. Ama amcanın kendi eşini odun makinesiyle kesmeye kalktığını duydun mu hiç? Vallahi hiç Sevda duymadım. doğruluyor bunu sizin. Ha, evet. Yani dolayısıyla bunun ortaya çıkacağından korktuğu için, kendisi ölümünden de korktuğu için, yani gitsin boşansın gitsin ya kızını niye öldürüyor yani eğer iddialar doğruysa yani. Yani bence de aynı şekilde ama hani dediğim Nasıl gibi bunu uyuyabiliyorsun eğer ya ben onu anlamıyorum. babam biliyorsa zaten öğrenmişse bir şekilde ya kandırılmıştır. Ama ben Bence baban şöyle kafamca biliyor. Bak kafam baban, bence baban şöyle biliyor. Bu diyor işte Ramazan ya da başka biriyle birlikteydi. Ben de artık bunu birlikte olma olma dedim. Beni dinlemedi, tartıştık. Boğazını sıktım, öldürdüm diye babana söylemiş olabilir. Baban bunu biliyor olabilir. Ama Ben de öyle Didem düşünüyorum. Hanım Evet. madem öyle bir şey Yani var. baban o kişinin aynı yani kendi kızına ilgi gösteren bir erkekle karısının birlikte olduğunu bence bilmiyordur. Bak Ya onu bilmiyordur Didem Hanım baban. şimdi şöyle bir şey de var. Babam ağzında sır tutabilen bir insan değil.
Evet evet, bence onu bilmiyor. Ama Gamze'ye başka işte erkeklerle görüşüyor, kendisinden büyük insanla işte flörtleşiyor ya da işte bilmem ne yapıyordu. Gamze'ye zaten öfkesi var babanın. Öfkesi olduğu için de baban o anlamda yönlendirilebilir. Çünkü senin annen görgü tanığı, yani gizli tanığa söylediğine göre boğazını sıkıyor, önce odada yakalıyor, koridora sürüklüyor, boğuşuyorlar. Koridorda öldürüyor. Sonra sizin odaya, yattığınız odaya götürüp oraya şey yapıyor, cesedi oraya taşıyor. Arkasından da sabaha kadar her yeri temizleyip bayağı bir plan program yapıyor gizli tanığın anlattığına göre. Savcıdan çıktıktan sonraki yüz ifadesini ben çok merak ediyorum. Sizle beraber izleyeceğim. Gelsin ekranlara. Hocam, ifade sürecim bitti. Neler düşünüyorsun? Neler hissediyorsun? Hala gözaltındasın. Herhangi bir açıklama yapmayacak mısın? Seni şüphelendiğin hiç kimse yok mu? Mustafa varmış. Mustafa yarın baştan hala şüpheleniyor musun? Eşim, dahi senden şüpheleniyor. Bu konuda neler söyleyeceksin? Herkesin kendi kendine. Peki Ramazan'la ilişkin var mı? Sürecim bitti. Neler düşünüyorsun? Neler hissediyorsun? Hala gözaltındasın. Herhangi bir açıklama yapmayacak mısın? Seni şüphelendiğin hiç kimse yok mu? Mustafa varmış. Mustafa yarın baştan hala şüpheleniyor musun? Eşim, dahi senden şüpheleniyor. Bu konuda neler söyleyeceksin? Herkesin kendi kendine. Peki Ramazan'la ilişkin var mı? Zaten Sayın Savcım sadece bir gizli tanın dediklerinden yola, yani mutlaka bir de, kayda değer başka görüyorsa... Başka delillerle desteklemiştir onu. Evet, yüz ifadesini gördünüz mü? İyicene salmış kendini. Buradaki Turcan değil o. Bitmiş bir Turcan var. Buradaki Turcan mıydı? Buradaki Turcan mıydı o? Kesinlikle değildi. Bitmiş bir Turcan vardı. Ne dedi? Yani salmış kendini, bayağı bir şey olmuş. Bir son dakika bilgisi daha var. İzninizle bir araya gitmem lazım. Hemen size söyleyeceğim, söz veriyorum ama bir aradan sonra... Evet, Turcan'la Halil ile ilgili önemli bilgiyi birazdan açıklayacağım ama Orhan Bey'in Mefar'a bir sorusu varmış. Mefar, bu olayları az önce dinledin, annenin yaptığı şeyleri dinledin. Bu kadar olay olurken babanın duymaması imkansız mı? Yani o ilaç o kadar etki bırakıyor mu babanın üzerinde, içtiği ilaç? Yani çok fazla bırakacağını sanmıyorum. O gürültüler duyar çünkü, bayağı ciddi. Duyar. Arada cam var çünkü. Evet, ama Orhan sadece bir cam uyuyorsun var. Yani zaten. O hani şey işte, ya da fazla ilaç verilmiş olabilir mi? Yani ya da fazladan ilaç verilmiş olabilir mi? Fazla ilaç verilmiş olabilir. Ama baba nasıl yutacak onu? Annene nasıl inanacak yani? İnanır mı annene oku? İki tane ilacı verdi diyelim. Sen bugün yoruldun, işte iki tane ilaç. Ama işte şimdi şöyle bir şey de var. Babam o ilacı devamlı kendisi ya bilir. Da, annem ismini bile bilmez. Ya da baban o ilacı yuttu, sonra annen gitti bayıltıcı spreyle onu bayılttı. Yapabilir yani. Bayıltıcı sürekli spray. Burada söylüyordu zaten. Hemen bilgi açıklıyorum. Turcan ve Mehmet Ali savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişler. Şu anda hakim karşısına çıkmak için bekliyorlar. Son sözü mahkeme verecek. Artık hayırlısı, inşallah bir an önce adalet önünde hesap verirler, evet, diyorum. İnşallah. Ve size... İyi akşamlar diliyorum. Yarın tekrar beraberiz. Hoşçakalın.